ve kainatın efendileri. Benim adım Adam. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek, benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına! Güç bende artık! Titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de He-Man oldum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece 3 kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Ufacık bir yalan. Ne kadar güzel bir taş. Bunu da koleksiyonuma katayım. Ve bu da yeni su arıtma tesisi Prens Del. Bu boru bu makinenin içine oturtulacak. Çok büyükmüş. Babamın Dayperi'ye de sahip olduklarından çok daha muhteşem görünüyor. Dayperi ne? Dayperi. Stefan dayımın deniz kenarındaki krallığı saldırı tehdidi altında. Bu yüzden Prens Del güvenli bir yer olan buraya gönderildi. Del, bu bizim dostumuz Orko. Merhaba Orko. Tanıştığımıza memnun oldum. Prens Del'e sarayı ve yeraltı mağaralarını gösteriyorduk ve bunları gördükçe ev özlemini unuttu. Dayperia'yı özlememek mümkün değil gerçekten. Hadi ama sana o kadar güzel yerler göstereceğim ki orayı hemen unutacaksın. Day adı her neyse işte. Hadi gidin Del, sonra görüşürüz. Hadi gidelim. Bak, burası gördüğün en güzel yer değil mi? Yeterince güzel ama Dayperia'da deniz bundan çok daha güzel şekiller yaratabiliyor. Orası büyülü bir yerdir. Burası da büyülüdür. Bizde bir sürü büyü var, güçlü büyüler. Ha, sahi mi? Ne gibi? Bu var. Peki nedir bu? Bu bir yıldız kristali. Eternia'daki en kuvvetli alettir. Onu her kim tutarsa onu korur. Orko, bu gerçek olamayacak kadar güzel bir şey. Ben bunu kullanabilirim galiba. Dur, hayır, yapamazsın. Haklısın. Önce bunu denemem gerekiyor. Eğer bu taş söylediğin gibi bir şeyse beni şelaleden korur. Ama değilse ıslanmaktan başka bir sonucu olmaz. Topraktan ve gökten gelen büyüler onu kuru tutmama yardım edecekler. Evet, işe yaradı. Bak sana demiştim. Burası çok büyülü bir yerdir. Sana çok yakıştı Titrek. Sen mevsiminde değiliz. Gidip şuna bir baksak iyi olur. Hadi gel Titrek. Hadi çocuklar. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. Sen gidip Tila'ya yardım et Atılgan. Benim bu suyu durdurmam gerekiyor. Su çok hızlı ilerliyor.
bize yetişmek üzere. Heyman. Banyo saati 3 değil mi çocuklar? Heyman dikkat et. Artık su kimseye zarar vermeden nehre geri dönebilir. Şu andan itibaren siz de sarayın içinde oynayın. Teşekkür ederiz Heyman. Bu kadar su nereden geldi? Bilmiyorum ama bunu öğreneceğim. Aa, sanırım ilerleme kaydettik. Hey, olduğunuz yerde kalın. Ben su vanasını kapatayım. Heyman bir şelaleyi nasıl kapatabilir? Aa, bu gerçek değil. Bu general tarafından saray bahçeleri için yapıldı. Bu onu kapatacaktır. Evet. Ne oldu bakalım? Orko bana bir tane... Bu prensler... Ben ona bahçeleri dolaştırıyordum ve şelale çılgına döndü. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz doğrusu. Anlıyorum. Gidip generale haber vereyim de gelip onarsın. Neden Himen'e olanlardan haberimiz yok dedin? Bunu yıldız kristali yaptı. Kesinlikle. Himen onu saklamamıza izin vermezdi. Çünkü o çok güçlüdür. Aslında yanında taşınmayacak kadar güçlüdür. Onu güvenli bir yerde bıraksan iyi olur. Ne gündü ama. Prensler başını daha fazla derde sokmadan ona söyleyecek bir şey bulsam iyi olur. Her neyse, yarın bir şey uydururum sanırım. Çok üzgünüm Orko ama babanın torkları yenmek için buna ihtiyacı var. Bunu ona götürmeliyim. Ne kadar güzel bir sabah. Orko, prens deli gördün mü? Hayır, dünden beri görmedim. Neden? Sanırım prens del gitmiş. Bu sabah onu uyandırmaya gittim ama yatağı hiç bozulmamıştı. Olamaz. Yıldız kristali gitmiş. Delin onu alacağını bilmeliydim. Taşı kullanmaya kalkmadan önce onu bulmam gerekiyor. Orko, prens delin izini bulduk. Sanırım evine doğru gidiyor. Çok uzağa gitmeden yakalayacağız. Hayır Tila. Bana mağaralara gideceğim dedi. Belki oraya bakmalısınız. Gidip babamı alayım da oraya bakalım. Teşekkür ederim. Sen burada kalıp dinlensen iyi olur Orko. Berbat görünüyorsun. Berbat hissediyorum. Tila'ya yalan söylemekten nefret ediyorum ama söylemezsem Yıldız Kristali hakkında nasıl yalan söylediğimi öğrenir. Deli ondan önce bulmalıyım. Sence Prens Del buraya yalnız gelmiş olabilir mi? Orko öyle söyledi. Son zamanlarda Orko'nun biraz garip davrandığını fark ettiniz mi? Ben fark ettim. Ama şu anda önemli olan Prens Del'i başına bir şey gelmeden önce bulmak. Bu mağaralar tehlikeli olabilir. Prens Del, neredesin? Onu asla bulamayacağım. Ne oldu Tila? İçimde takip edildiğimize dair bir his var. Ben bir şey fark etmedim. Eğer birileri bizi takip ediyor olsaydı kokularını alırdım. Gördün mü Tila? Tila! Tila! Tila, iyi misin? Evet, iyiyim. Ne oldu öyle? O kadar çabuk oldu ki mücadele etme fırsatım bile olmadı. Onlar gece örümceğiydi Tila. Büyük sürüler halinde dolaşırlar ve avlarını saniyeler içinde yakalarlar. Birlikte çalıştıklarında avlarını kolayca kaya kümelerinin ardına saklayabilirler. Beni bulduğunuz için teşekkür ederim. Her zaman. Hadi, başka biri bizi bulmadan önce biz gidip Prens Deli bulalım. Sanırım bir şey çoktan buldu bile. Torklar... Del'in babasına karşı yapılacak saldırıya gidiyorlar.
atılgan. Dikkat et. Korklar uyku gazı kullanıyor. Vay canına, Del Eternia'da nasıl bu kadar hızlı hareket edebiliyor? Hem de uçamazken. Yaralanmaz olduğun zaman bu çok kolay. Del, bu saçmalık. Ben seni çok rahat görüyorum. Görünmez değil, yaralanmaz. Yani bana hiçbir şey zarar veremez. Beni neden izliyorsun? Çünkü söylemem gereken bir şey var. O zaman beni yakalamanın sevindim. Her neyse, dinleyeceğim. Çünkü sana tamamen güvenebileceğimi biliyorum. Ve beni yıldız kristalini aldığım için affedeceğini de. Sen dostumsun. Aslına bakarsan... Hadi anlat, dinliyorum seni. Demek istediğim şu... Ne diyordum? Toplar çevremizi sardı. Teslim olun. Nasıl istersen dostum. Hayır, teslim olmuyoruz. Olmuyor muyuz? Tabii ki hayır, tamamen güvendeyiz. Kim demiş? Arkadaşım Orko bana bu yıldız kristalini verdi ve o bizi korur. Değil, sen ne dediğini bilmiyorsun. Bence sizi uyku gazımızdan hiçbir şey kurtaramaz. Değil, dikkat et. Bırak beni Orko, bu bizi etkilemez. İşe yaradı. Sana endişelenecek bir şey olmadığını söylemiştim. Evet, endişelenecek bir şey yok. Tam da kedi uykusuna yatacak zaman. Tila. Tila, uyan. İyi misin? Evet, iyiyim. Sadece uykum var. Baba, hadi günaydın. Neredeyiz, bilen var mı? Herhalde Torg kampındayız. Mağara girişinde muhafızlar var. Kapıyı kesebilmek için güç kılıcımı kullanacağım. Gitmiş. Torgların elinde. Benim asam da hala orada. Hayır. Onları nasıl geri alacağız? Bir fikrim var. Bence yanlış yöne gidiyoruz. Hadi saraya geri dönelim. Hayır, yıldız kristalini babama ulaştırmam gerekiyor. Ama kaybolduk. Hayır, kaybolmayız. Biz yaralanmayız. Keşke bunu söylemeyi bıraksan. Neye bakıyorsun? Kaybolmadığımızı biliyordum. Bir kamp görüyorum. Bu babamın ordusu olmalı. O da kim? Kendini göster. sanırım benden hoşlandı. Atılgan onları bir süre meşgul eder. Şimdi işe koyulayım. Neden kapıyı kırmıyorsun? Bu bütün birliği üstümüze çeker. Onlarla uğraşacak vaktimiz yok. Kes şunu, gıdıklandım. Tamam, yeter. Bırakırım ama biraz sonra. Aferin sana Atılgan. Şunları elinizden alsam iyi olacak. Hadi gidelim. Kim var orada? Göster kendini. General, bu hiç komik değildi. Evet, ama kaçmakta öyle. İçimden bir his, bunun ardında sen varsın diyorum. Başlangıç olarak Del nerede? Del babasına katılacakmış. Ben ona ayak uyduramadım. Ortalık çok karıştı ama her şeyi anlatabilirim. Evet, anlatacaksın. Ama şimdilik önemli olan şey Prens Del'e yetişmek. Daha sonra anlatırsın. Hmm,
Baba, baba. De, burada ne işin var? Baba, dikkat et. Baba, iyi misin? Sana söylediğim gibi güven içinde Eternia'da kalsan çok daha iyi olurdum. Burada ne arıyorsun? Sana torkları yenmene yardım edecek bir şey getirdim. Seni yaralanmaz yapacak. Neymiş o şey? Hadi göster bana. Buna yıldız kristali deniyor ve bana bir büyücü verdi. Bizi torklardan kurtardı. Eternos'ta böyle güçlü büyüler olduğunu duymuştum. Ne de olsa orası Hime'nin doğduğu yer, öyle değil mi? İyi iş çıkardın oğlum. Bunun sayesinde torkları ait oldukları yere, mağaralara sürebilirim. Bu Kral Stefan'ın ordusu. Ama Kral İşte nerede? İşte orada. Ama Eternia aşkına ne yapıyor? Hadi dışarı çıkın korkaklar. Torklara tek başına meydan okuyora benziyor. Bu delirmiş mi? Kendini yaralanmaz sanıyor. Ne? Kendini yaralanmaz sanıyor. Ama öyle değil. Bu benim hatam. Umarım bunu zor yoldan öğrenmeden ona ulaşabiliriz. Dışarı çıkın ve benimle yüzleşin. Tabii korkmuyorsanız. İyi mi? Çok kalabalıklar. Gel hadi. Gelin buraya. Baba. Ordunuzu hazırlayın Majeste. Her türlü yardıma ihtiyacımız olacak. Ama bende yıldız kristali var. Ben yaralanmam. Çok üzgünüm Kral Stefan. Korkarım yanılıyorsunuz. Ama sen demiştin ki... Sonra açıklarım. Babana elimizden geldiği kadar yardım etmeliyiz. Hemen ordularımın başına geçti. Hadi gidelim. Gerçekten çok kalabalıklar. Senin yardımınla bile benim ordum onları yenemez. Keşke onları mağaralara döndürebilseydik. Belki yapabiliriz. Hem de kimse yaralanmadan. Bakalım ikiniz rol yapmakta ne kadar iyisiniz. Ah tanrım, gerçekten çok yoruldum. Ben de öyle. Ama herhalde güvendeyiz. Sanırım bizi burada hiç kimse göremez. Yapabilirsin Orko. Sana güveniyorum. Hemen işaret verene kadar bekle. Mağaramın önündeki liderleri yakalarsak ordu teslim olur. Hadi çocuklar mağaralara. Şimdi Orko. Torklar ait oldukları yere, yer altına döndü. Sen benim krallığımı kurtardın Hemen. Teşekkür ederiz. Çok yardım aldım. Yardım demişken Orko, artık neler olduğunu anlamamıza yardım etme vaktin geldi. Deli Eterni yanında Dayp Peri'ye kadar büyülü bir yer olduğunu kanıtlamaya çalışıyordum. Ben ona bir taş verdim ve bu seni yaralanmaz yaptı dedim. Ama işe yaradı. Hayır Deli. Birinci seferde ben büyü yaptım. Ondan sonrası da sadece tesadüftü. Ufak bir yalandı ama onu korumak için daha büyük yalanlar söylemek zorunda kaldım ne yazık ki. Bak, küçük bir yalan diye bir şey yoktur Orko. Bile bile gerçeği söylememeye her karar verdiğinde yanlış yaparsın.
Evet, iyi anladım. Bu andan itibaren doğruyu, sadece doğruyu söyleyeceğime yemin ediyorum. Tanrım, bugünkü maceranın bittiğine çok sevindim. Nedenmiş o Orko? Çünkü yalanlarımı takip etmekte zorlanmaya başlamıştım. Her biri bir diğerine ulaştı ve diğeri de diğerine. Çok yorucuydu. Evet, bu değerli bir ders olmuşa benziyor. Evet öyle. Yalanın sadece başkaları için tehlikeli olduğunun değil, bana da acı verici olduğunu öğrendim. Bundan sonra hep doğruyu söyleyeceğim. Emin misin? Kesinlikle. Sizinle tekrar görüşeceğiz ve bu yalan değil.